17 yaşındaki firariyle onu yurt dışına kaçıran yazar annenin Amerika'da oldukları ortaya çıktı. Karıştığı ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına çıkaran yazar Eylem Tok'un önce Mısır'a, oradan Amerika'ya gittiği belirlenince Adalet Bakanlığı girişimlere başladı. Türkiye'den ayrıldıkları ilk saatlerde Star Haber'in ulaştığı ve açıklamalarıyla şok yaratan anne yazar Eylem Tok sonrasında sessizliğe büründü, telefonunu kapattı, izini kaybettirmeye çalıştı. Eylem Tok'un 2 gün önceki röportajda yayınlamadığımız kısımlarındaki bazı ifadeleri Amerika'da oldukları ortaya çıkınca anlam kazandı. Kime ne yapmış bizim Türkiye? Ki ona yapsın. Türkiye'ye her an dönebiliriz demişti ama okyanus ötesine geçti. Ölümlü kazanın ardından oğlunu Mısır'a kaçıran anne yazar Eylem Tok'la Timur Cihantimur şimdi de Amerika'ya kaçtı. Çanta gibi gezdirmesin. Sokak sokak, ülke ülke. O günah değil mi o çocuğa ya? İstanbul Kemerburgaz'daki kaza sonucu 28 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan ve annesi yazar Eylem Tok'la beraber Mısır'a kaçan Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten talep edilmiş, iadeleri istenmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklama kararı verilen anne oğlun Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini duyurdu. Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik iade için. Tabii o süreçte Mısır makamları şahısların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıklarını ifade ettiler, geçtiklerini ifade ettiler. Hemen aynı süreci Amerika Birleşik Devletleri ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. Bir anne söyler mi ya? Türkiye'de bir lokma su içmişse yazıklar olsun. Olay yerine gelen annenin ne yazık ki yapmış olduğu ihmaller müvekkillerimizin acısına acı katmıştır. Ülke bana teminat versin, bana güvence versin, ben bu şekilde dönerim şeklinde bir beyanı var. Çok üzücü. Siz ben olsa gezegeni yakarız. Ben empati yapıyorum, ben gezegeni yakarım. Benim çocuğum böyle tutamadım, öyle yapamadım deseydi ben onu başımın üstünde tutardım. Yaralıların ellerinden cep telefonlarının alındığı iddiası da vardı. Kaza gününden bu yana akıbeti araştırılan telefon ailenin şoförü tarafından polise teslim edildi. İyi misiniz? İyi misin? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun, abi konuşsun. Acı ailesinin avukatı anne oğlun kaçışında baba Bülent Cihantimur'un da parmağı olduğunu iddia etti. Suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar benim haberim yoktu diyordu bu olayda. Annesi tek başına bu eylemleri gerçekleştirdi diyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu tamamen beraber karar verilen bir olaydır. Baba Cihantimur olayla ilgili şu ana kadar sessizliğini bozmadı. O çocuk gelsin, annesi getirsin. Türkiye'de hiç kimse onun çocuğuna kimse bir şey yapmaz.